Doktorlar multiple skleroz teşhisi yapmak istediklerinde yaptıkları ilk şeylerden biri hastanın beynine bakmaktır. Bunu manyetik rezonans görüntüleme ya da kısaca MR ile yaparlar. MR çekme işlemi için hasta buradaki bölgeye yatırılır ve bu gürültülü makinenin içine girecek şekilde konumlandırılır. Bu makina hastanın beyninin bir nevi resimlerini çeker. Hatta bu resimleri Farklı perspektiften çeker Solda sol tarafa bakan birinin resmi var Beynin bu kesitine sagital kesit deniyor Ortada ise bu yöne doğru bakan birinden bir kesit görüyoruz Sanki o kişinin kafasına yukarıdan bakıyormuşuz gibi düşünün Buna da yatay kesit diyoruz Sağ tarafta ise bize doğru bakan birini görüyoruz Buna da koronal kesit deniyor Tüm bu kesitlerde ortak olarak gördüğümüz şey ise bu parlak bölgeler. Bu parlak bölgelere lezyon deniyor. Hasar görmüş doku lezyondur. Doktorlar birinin multiple skleros hastası olduğunu düşünüyorsa ve elinde bu beyin taramaları varsa bakacakları ilk şeylerden biri işte bu parlak bölgeler. Bu parlak bölgeler beyaz maddenin olduğu her yerde olabilir. Hatırlarsanız beyaz madde aslında nöronların aksonu ve miyelinden oluşuyordu. Kısacası beyinde hasar olduğu görüntülerden anlaşılabiliyor. Ancak bu hasarın sebebi pek çok farklı şey olabilir. Bu sebeple de bir kişinin multiple skleroz olduğunu belirlemek için daha fazla test yapılabilir. Bu aşamada biraz daha işin detayına inen bir yöntem uygulanabilir. Bakın burada birinin bel resmi var. Mor renkte olan kişinin omuriliği. Onu çevreleyen mavi kısım ise serebrospinal sıvı. Serebrospinal sıvı hem omurilik hem de beyinde bulunur. Zaten diğer adı beyin omurilik sıvısıdır. İçinde birçok faydalı madde vardır. Proteinler, iyonlar, beynin ve omuriliğin çalışmasına yardım eden birçok iyi madde. Bu sıvı bir iğne aracılığıyla alınır ve küçük bir şişeye konur. Şimdi İçinde serebrospinal sıvı olan şişemiz olduğuna göre asıl soru bu sıvının içinde ne oldu? Eğer kişi hastaysa bu sıvının içinde multiple sklerozla ilgili bir şey olacak. E nedir o? Multiple sklerozun bir otoimmün hastalık olduğunu hatırlayın. Yani bağışıklık sisteminin yolları sinir sistemiyle kesişiyor. O halde burada bağışıklık sistemine ait bir şey olabilir. Hemen yaklaşalım. Bağışıklık sistemine ait ne olabilir? Antikorlar. Eğer serebrospinal sıvının içinde çok fazla antikor varsa bu bağışıklık sisteminin merkezi sinir sisteminin içine girdiğini gösterir. Peki burada antikor olup olmadığı nasıl anlaşılır? Jel elektroforezi denen bir teknik yardımıyla. Bu tekniğin ayrıntılarına çok girmeyeceğiz. Jel elektroforezi videomuzda ayrıntıları bulabilirsiniz. Ama kısaca bu teknik örneklemin içindeki maddeleri birbirinden ayırır ve bu maddeleri görselleştirmeye imkan verir. Bu şişeye jel elektroforezi uygulayacak olan birim ise elbette laboratuvardır. Serebrospinal sıvının içindeki maddeler birbirinden ayrılınca şöyle görünür. Bakın burada iki çubuk var. Sol çubuk sağlıklı bir kişiyi gösteriyor. Sağ çubuk ise multiple skleros hastası bir kişiyi gösteriyor. Burada bu beyaz şeritler var. Bu beyaz şeritler farklı proteinleri temsil ediyor. Sağlıklı örnekte beyaz şeritlerin düzgün bir şekilde birbirinden ayrı olduğunu görüyoruz. Ama multiple sklerozlu örnekte bu şeritler daha kalın. Bu kalın şeritlere oglikoklonal bant deniyor. Bu oglikoklonal bantları görüyorsak bu örneklemde bir sürü antikor var demektir. Bu örneklemde bir sürü antikor olduğu için de serebrospinal sıvıda bir sürü antikor olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Bu da bize bağışıklık sisteminin merkezi sinir sisteminde aktif olduğunu gösterir. Şimdiye kadar hastalığın olduğuna dair iki tane kanıt gördük. Lezyonların olduğu beyin görüntüleri ve bağışıklık sisteminin merkezi sinir sisteminde olduğunu belirten beyin omurilik sıvısı. Ama kişinin kesin olarak MS olduğunu söylemeden önce yapılabilecek bir test daha var. Hastanın beynindeki elektrik aktivitesini ölçmek. Diyelim ki hasta burada, karanlık bir odada oturuyor. Hastanın kafasına beyin aktivitesini ölçen elektrotlar yerleştirilir. Daha doğrusu elektrotlar bazı görsel tetikleyicilere beynin verdiği tepkiyi ölçerler. Buradaki görsel tetikleyicimiz bir bilgisayar ekranı. Bilgisayar ekranında dama tahtası var. Siyah ve beyaz kısımlar var. Her yarım saniyede bir bu siyah ve beyaz kısımlar değişerek tam tersi renklere dönüşecekler. Yani yarım saniye geçince siyahlar beyaz beyazlar siyah olacak ve bu süreç sürekli tekrarlanacak. Bu ölçümde beynin bu değişikliklere tepkisi ölçülür. Bu tepkiye görsel uyarılmış potansiyel denir ve bazen GUP şeklinde, bazen de İngilizce kısaltması olan VEP şeklinde kısaltılır. Burada elektriksel tepkiler grafik şeklinde ölçülür. Diyelim ki burada bir grafiğimiz olsun. X ekseninde zaman var. Genellikle milisaniye biriminde olur. Y ekseninde de gerilim var. Bu da genelde mikrovolt cinsindendir ve diyelim ki ölçüm yapıldı ve renkler değişmeye başlayınca gerilimde şöyle bir artış gözlemlendi. Tepe noktasına çıktı. Daha sonra tekrar düştü. Bu ölçümde işte bu tepe noktalarına bakılır. Aslında birçok tepe noktasına bakılarak veri toplanır. Ama bu sadece küçük bir örnek. Görsel uyarılmış potansiyel demiştik ya işte burada beynin görsel alanlarındaki aktivitenin ölçümü yapılır. Diyelim ki gözler burada. Gözün arkasında optik sinirler bulunur ve optik sinirler görsel bilgiyi elektriksel aktivite biçiminde beyne iletir. Diyelim ki bu kişinin sol optik sinirinde lezyon var ama sağ optik siniri tamamen sağlıklı. İki optik sinirdeki aktivite ölçülüp karşılaştırılabilir. Yani sağlıklı optik sinirdeki aktivite ile zarar görmüş optik sinirdeki aktivite karşılaştırılabilir. Diyelim ki buraya çizmiş olduğum grafik sağlıklı optik sinirinin yani sağ optik sinirin grafiği. Sol optik sinirdeki aktivite de şu şekilde görünebilir. Grafiğe bakar bakmaz arada bir gecikme olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Sol optik sinirin değişen ekrana tepki vermesi daha uzun sürüyor. Bu aslında çok mantıklı bir sonuç. Neden mi? Burada bir nöron olsun. Normalde nöronlarda aksonları saran miyelinler olur. Ayrıca miyelin elektrik sinyallerinin aksonda daha hızlı ilerlemesini sağlar. Ama multiple sklerozda miyelin zarar görür demiştik. O zaman aksonda iletilen sinyal çok daha yavaş ilerler, değil mi? Soldaki optik sinirde de miyelin zarar görmüş. Yani sinyal gecikerek gidiyor. Buraya çizdiğim sinyaller aslında aksiyon potansiyelleri değil. Sinirin bütününden gelen sinyaller. Ama genelde aynı prensiple çalıştıkları için gecikme olduğunu görmek bazı sonuçlara varmak için yeterli. Yani sol optik sinir sağa göre daha yavaş işliyor çünkü burada bir lezyon var. Evet, multiple skleros hastalığında teşhis koyarken kullanılabilecek 3 test bu şekildeydi.